hocam? Lütfen bırakıyorsun dedim. Niye izin vermiyorsun? Bu oyuncak mı oğlum? Çok tehlikeli. Ben oynamıyorum ki. Onu tanıyorum. Tutmasını da biliyorum. Babam bana ormanda göstermişti. Burası orman değil, ben de baban değilim Yiğit. Tamam. Bitti dedim. Niye ağlıyorsun anne? Korktum yavrum. Ya kendine zarar verseydin? Baba. Efendim Yiğit'im? Anneme bir şey söyle. Sevgim, seni seviyorum. Ya öyle değil baba. Ne söyleyeyim istiyorsun başka? Annem tüfekle oynamama izin vermiyor. Sen tüfekle mi oynadın? Avcı olacakmış oğlumuz. Tüfekle nişan alıyordu. Zamanı gelmeden tüfekle oynarsan avcı değil av olursun. Ben sana ona dokunmaman gerektiğini söylemedim mi? Dokunmadım ki. Elimde tutuyordum. Ha. Yani ben anlatamamışım öyle mi? Yiğit. Bak onu. Bir daha asla ona dokunmayacaksın. Tutmayacaksın da. Asla. Ben izin vermeden onu oradan indirmeyeceksin. Tamam mı? Tamam baba. Bak anneni de nasıl üzmüşsün. Özür dilerim anne. Akıllı oğlum benim. Olacaksın ha? Evet öyle baba. Ay, hani sen politikacı, sanatçı, bilim adamı olacaktın, vazgeçtin. Yo, sporcu da var, onu unuttun. Hepsi olacağım ama avcı da olacağım. Olmaz mı? Ya şahane olur hem de. Yani siyaseti olan, sanatla ilgilenen, bilime inanan, spor yapan, avcılığın da felsefesini bilen bir insan. Sadece ülkemizin değil, dünyanın ihtiyacı var böylesine. Benim biraz kafam karıştı ama. Ya sen anlatırken benim de kafam karıştı ama güzel bir şey söyledin yani. Ne dedim ki? İnsanlığa faydalı bir adam olacağım dedim. Öyle dedim değil mi? Olacağım. İnşallah, inşallah. Ama acele etmek yok, tamam mı? Yok baba. Peki ne zaman zamanı gelir? Ya kimse söyleyemez onu sana. Yani o gün gelince anlarsın. Neden benim tüfeğe dokunmam yasak? Kendine ya da istemeden bir canlıya zarar verme diye. Annenin tedirginliği de bundan. Yani sonuçta tüfek ateşli ölümcül bir silah değil mi? Yiğidim. Ateşsiz silah var mıdır ki? Olmaz olur mu ya? Mesela bak şu taş. Bak şu, şu ağacı vuralım. Bak. Sonra ellerimiz. Ayaklarımız da güçlü bir silah. Gel bakalım mesela. Bak. Bak şöyle mesela bak böyle yaparsan bunlar da böyle güçlü bir silah. Ha? Ama hiçbiri tüfekten daha güçlü değildir değil mi baba? Ama şimdi tüfeğin ateşli olması onu daha güçlü olduğu anlamına gelmez. Mesela bir annenin gözyaşı tüfekten de tanktan da daha güçlüdür. Peki bir avcı ne zaman hangi silah kullanacağını nasıl bilir? Avda silah kullanmaktan daha önemli olan şey avını bir kurt gibi çok iyi takip etmektir. Belki de çok uzun süre izlemen gerekir. Avcı olabilmek için silahtan önce sabır gerekir. Sence bende var mıdır? Vardır elbet bu toprakların çocuğunda. Hı? Aslı aslına, nesli nesline. Aslı aslına, nesli nesline.